Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in selavat. Dördüncü şuadan Hasbunallah ve ni'mel vekil. Oradan sayfa 76. sayfadan okuyorum. Aleykümselam. Diyor ki nurun gelmesi elbette nuranide. Hiçbir şey baki ve ezeli değil. Baki ve ezeli değil. Bir yerden nur geliyorsa o kaynak nurani. Mesela gün mesela şu anda hocam baki dediğiniz nur baki değil mi? Devamlı değil midir? Yani şu. Şu anda sen tavana bakma. Evet. Şu anda aydınlık var mı? Var. Var. Şimdi ben sana hiçbir yere bakma. Şimdi bu şahit. Sen görüyorsun. Evet. Dedim, bunu diyor. Deseler ki acaba lamba yanıyor mu? Tavana bakmaya gerek var mı? Yok, yok. Yok. Çünkü niye eseri var. Ha, nur geliyorsa, nur varsa, hı, karanlıktan gelmiyor. Nurani bir yerde nurdan geliyor. Baki. Bunu evet demek için Müslüman olmaya gerek yok. Yani bu mantıklı bir şey. Başka örnek veriyorum. Vücut vermek, vermesi herhalde mevcuttan. Mesela kışın hemen bahçemizden örnek vereceğiz. Ağacımızın şeyi yok. Yaprağı yok. Yaprağı yok, meyvesi yok. Her baktık yaprak vermiş. Meyve vermiş, koku vermiş. Bu yani bu vücut yani gelmiş. Kimden gelecek bu? Mevcuttan geliyor. Olandan geliyor. Olandan geliyor. Bu da ikinci bir örnek. Yani bunu da hedemek için Müslüman olmaya gerek yok. Zaruri, garisi mantık deniliyor. Vücut vermek mevcuttan. Mesela kaç yaşındasın benim? 83. 84 sene önce yoktun. Ben de 56 sene önce yoktum. Ezeli ve ebedi değiliz. Olmuşuz. Olduğumuza göre değildik. Değildik. Olduğumuza göre bize vücut veren mevcuttur. Şimdi üçüncü örnek. İhsan ise gınadan. İhsan ne demek hocam? Namazda İhsan. Vermek. Diyor ki İhsan ise gınadan. Ne anlayacağız hocam? İhsan ise gınadan. Vermek, iyilik etmek, bağışlamak. Mustafa, İhsan etmek gınadan. Zenginliğinden Cenab-ı Hakk'a. Cömertlikten geldi. İhsan yani ki benim öyle yani ki İhsan etmek cömertlikten. Çok hoşuma gidiyor. Zenginlik cömertlikten. İhsan gınadan. Allah'ın vermiş olduğu ihsan gına bıtkınlık. Bıtkınlık bıtkınlıktan ihsana. Şimdi benden bir araba isteyin. Veremem. Yok çünkü. Benden kitap isteyin. Veririm. İhsan bu. Vermek. Yani verilmiş. Göz bana verilmiş. Benim değil. Kulak verilmiş. Akıl verilmiş. Hayat verilmiş. Ruh verilmiş. Verilmiş ya. Sahibi miyim ben? Değil. O zaman veren zat kim olması lazım? Ha sende de var ama. Göz sende de var, sende de var. Hepimize var. Evet, göz var. Bu ihsan edilmiş. Verilmiş. Bu da veren zatın zenginliğindendir. Bol verin. Balıkların da var. Ganilikten ihsana. Ben gına dediğim zaman günah yoktur. Ganilikten ihsana. Olur şimdi, tamam olur şimdi. Mesela bir kasa hamsi tuttu. Kasaya. Aklı kadın onun gözleri yok mu? Ne kadar Allah cömert ki, zengin ki her hamsiye iki tane göz verdi. İki tane. Şükür ya Resulallah. Düşünebiliyor musun? Yani bu neyi gösterir? Zengin. Allah zengin. Gani. Üç etti. Dört vereceğiz. Sehavet ise servetten. Sehavet ve servetten geliyormuş. Sehavet ne?
sahabet. Yani verdiği şey cömertçe veriyor. Abdülkadir, bizim köyde ne kadar ot vardır? Saymazsın, mümkün değil. Ne kadar yaprak vardır? Ya, mümkün değil. Ne kadar hava zerresi var? Sahabet, cömert yani. Verici. Öyle bir cömert ki, isyan edene de veriyor. İsyan edenin bahçesinde de mısır var. Veriyor. Sahabet, cömertten. Kaç etti? 4 mü? 5 şimdi söylüyorum. Talim ilimden. Talim ilimden. Mesela ne alacağız burada Mustafa? Talim ilimden. İlim okuyandan ilim. Şimdi ilim. Adam bir şey anlatıyor. Ama koyu cari. Olmaz ki. Poşetinde ne varsa döküyorsa dökülen poşette var olduğunu gösteriyor. Yani demek ki talim ediyorsa, öğretiyorsa, veriyorsa adamın hazinesinde var ya. Yani. Adamın hazinesinde yoksa ne verecek? Talim ilimden. 5 mi etti abi? 5. Baştan bir sayayım. Nurun gelmesi elbette nuraniden. Vücut vermek mevcuttan, ihsan gınadan, sahabet servetten, talim ilimden. Haniden, ihsan. Gelmesi bedihi olduğu gibi. Bu 5 tane kullanacağız. Bu bedihi. Açık. Yani bunu evet demek için İslam'a gerek yok. Müslüman olmaya gerek yok. Buna tekrar söylüyorum. Garizi mantık denir. Kafir mümin. Fark etmeden doğuştan var olan mantık. Bedihi olduğu gibi. Şimdi 6'yı kullanıyor. Bedi. Diyor ki hüsn vermek dahi hasenden. Hüsn vermek güzelliği veren nereden? Hasenden. Kendisinden, özelliğinden. Yani. Güzelliğinden. Mesela bir gülün güzelliğine bak. Bir çocuğun güzelliğine bak. Bir denizin güzelliğine bak. Bugün bir yerdeydim Kemal ya. Allah öyle yapar yani. Daha ilerisi dünyada olmaz herhalde. Kademli olsun. Allahu Ekber. Sizin dere neredeydi? Yaylalarda. Yani benim gördüğüm şeylerden, yani bu kadar olur, vallahi şöyle dedirtiyor. Maşallah, barakallah, hatta barakallah asını halikun. Hakikaten, Subhane men tehere fî suni ukur. Yani akıllar hayreti bırakan bir Allah. Nasıl tesbihe layık? Yani nasıl boyamış, nasıl dizayn etmiş, nasıl süslemiş, nasıl birbirine bağlamış, nasıl bir bütünlük yapmış. Yani potip bütün. Deresiyle, taşlarıyla, ormanlarıyla, eğimliğiyle. Düşündüm böyle daha böyle. Böyle bir olay yapsa bu kadar toprak. Bu kadar toprağa bak ne yapmış? Böyle vermiş. Buradan vermiş. Buradan çıkmış buna. Belki de 5-6 kat mesafe kazanmış daha yaparak. Aynı mesafeye. 5-6 kat mesafe yapmış. Ama o kadar güzel yaratılmış ki. Vallahi öyle olur. Yani bu neyi gösteriyor? Diyor ki hüsn vermek yani boyamış Abdülkadir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Gittim yanına. Dikkat ederseniz gözüküyor. Kızıl ağacın yaprak rengiyle kestanenin rengi, kara ağacın, inamuru vesaire hepsi farklı. Yeşil gibiyken peki bunu nasıl bir kimlik üzerine kurmuş? Yani kimliği ifade ediyor. Rengi, şekli, tonu, tadı, hakikati, mahiyeti hepsinden imtiyazdır, farklı. Şimdi nasıl bir cömert, nasıl boyamış, arabanın üzerindeki boyayı parayla böyle kazıyın, altında saç var, saçta boya yok. Yaprağı yırtın, üstü neyse içi dahil. Yani üstünde boya, altında boyasızlık yok, kendisi boya. Bugün koparttım da üstünde o lapaza hamri vardı böyle. O kadar mükemmel he. Böyle üstü dedim acaba merak ettim. Bunu dedim ya ağaç yaprağında olmuyor da bu geniş biraz kalın bu. İçi de böyle bıçakla kestim öyle. İçi de aynı renk. Üstüne boya atmamış kendisi boya ama kendisi yaprak.
madde yeşil. Hüsnü vermek, yani adeta yapmışa böyle Allah torbe. Yani çiçek buraya oldu mu, saksı oldu mu, bunu oraya koydu. Allah yapmış, karşısına oturmuş, olmadı. Öyle, tamam. Böyle, ha tamam demiş. Böyle yapıyor. Ki buna zindan diyor. Bu dünyaya Allah zindan diyor ahirete göre. Zindan-ı dünyada ölümle bostan-ı cinana. Ya Rabbi. Bir de bir şey söylemek ihtiyacım diyorum. O anda bir ya, rüzgar estirilince yaprakların o altı ve o hareketlerinden çıkan böyle uzaktan bakıyorsun böyle. Yani çok yüksekteydim böyle. Aşağı doğru bakıyorsun. O ayrı bir manzara ya rüzgar estirildiği zaman böyle bir anda girmiyor. Bir anafor gibi. Estiği yerlerde altı kan öne geliyor. Ayrı bir desen oluşturuyor sanki bir haliflex. Onu bırakıyor ötekisi oluyor. Onu bırakıyor ötekisi oluyor böyle. Helezonik bir şey ya. Subhanallah. Hüsn vermek dahi hasenden altı, yedi. Güzelleştirmek güzelden. Mesela Mehmet Ali abi senin gözünün geçti karşına, senin gözün yokken, senin bu gözün yokken sen kendini görmemişsin. Sen bu gözün buraya takılsın mı takılmasın, kafaya mı koltuk altı mı, bu gözün buraya uygun mu değil mi, konması için bu gözden önce göz olması lazım. Gözlükçü diyor ki bana, tak hocam, kaldır, olmadı hocam diyor, siyah yapın şunu. Yani bu gözü buraya takan kim ise bu gözden önce olması lazım, görmesi lazım. Çünkü bu gözün buraya uygun olduğunu bu gözden önce görmesi gerekiyor. Öyle değil mi Muhammed'im? Yani sana gözü takan gözü oraya uygun olduğunu görmüş. Ondan sonra takmış. Güzelleştirmek güzelden altım etti. Yedi. Cemal vermek cemilden olabilir. Başka olamaz. Cemal vermek, bu güzel değil ha cemal. Güzelleştirmek, güzel. Cemal ne cemal? Ha Mustafa, Resul. Cemal vermek, hani şey ya böyle müzakere mutallalı yapalım diyorum. Katılımcı olsun öyle. Onun için yapalım. Cemal vermek cemilden. Cemal nedir cemal? Cemal'in gözde bedeni, kendisini şeyini anlatıyor. Bak, cemal bu güzellik değil. Güzelleştirme güzellik. Cemal'ini göstermek istedim ya, mahalli cemal'i. Tamam. Bu zaten gözün gördüğünüz bir güzellik değil. Harika. Zahirde gözüken bir güzellik değil. Bu güzellik penceresinden ta kendisine kadar nihayetsiz güzellikler var. Bir yaprak düşün güzel. Bunun arkasındaki güzellik buna benzemiyor. Hakikat meratiplerini cem etmiş. Mesela oraya bakan, baktığına göre kendisi, haletine göre onu farklı görebiliyor. Yani herkese göre farklı olabiliyor. Dolayısıyla cemal demek, kemala götürebilen şey demektir. Bak, cemal tek bir hakikat, mesela bir elma, bir şeftali, tamam mı? O güzeldir. Ama o güzel bir cemalin en dişe vuruşu. Hani en son kabuğu. O suretten, elmanın suretinden Allah'ın cemil esmasına kadar ne kadar meratip varsa bunun bütünlüğü hakikat mertebeleri var. Mesela cemal deyince suret değil bu. Şekil, koku, ortama uygun farklılıklarla beraber o potrede senozda baktığın zaman tepeden ağaçlara, dağlara, taşlara, derelere, kuşlara, kelebek, ağaçlara ne farklı? Ama o bütünlük içerisinde hepsi bir hakikat.
Yani kısacası gözü çizmiyor. Aman aman öyle gösterme ya. Portakalın rengi ağaca uymuyor. Aman insan midesi kaldı. Öyle bir şey değil. Kabağın resmi var değil mi bugünlerde? Kabakta böyle şey çıkmış ama. Ne kadar hoş bir renk. Bir dakika dikkat edin ona. Altı sarı, yeşil. Mehmet abi yeşilden sarıya doğru hop kıpkırmızı yapalım. Ağzını açmış haber veriyor. Geliyorum. Hopola gibi değil mi? Konuşuyor. Ha işte Cema Kemal'a götüren şey yani o ortamın, o meyvenin sureti, kokusu, tadı, şekli, hakikati, tefekkürde malzeme düşünüyor halim. Mesela hayvanlar için elma gıda. Ressam için mükemmel bir manzara. Alim için bir elma, bir ağaç. Tefsir alimi gibi. Allah'ı izah eden alim gibi. Allah tanıttırıyor. Bir, sevdiriyor. Üç, seni taşıttırıyor. Yani o orayı tefekkür edince içsel alemini inkişaf ettiriyor. Kemal'a götüren şey cema. Seni kemal'a götürüyor. Ama sığırcım öyle bir şey değil. Bu insana bakan tarafıyla cemal vermek cemilden olabilir. Başka olamaz. Kaç etti Abdülkadir'in bu? 7 mi? 8. 8'in etti. İşte bu hakikate binaen. Şimdi bu 8 tane malzemeyi koyduk. Temele attık abi. Şimdi bina inşa edecek. İnşallah. Diyor ki bu hakikat bedihi. Kafir mümin fark etmeden bu örnekler kesin. İşte bu hakikata binaen iman ederiz ki, eminiz ki, iman eminlikten geliyor. Yani şüphesiz, yani gayba iman ederiz ama imana vesile olan şahit olduğumuz şeydir. Zaten ayet-i kerimede geçiyor, şahadette de geçiyor. Müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Zaten ayette de öyle geçiyor. Diyor ki müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Allah'ım diyor Peygamber Aleyhisselam bu manada duasını gördüm. Bu hakikatin yani senin yeryüzündeki şahitliğimizi kabul eyle. Şahit ediyoruz. Ama onu onayladığımız şey malzeme bunlar. Şahitleriyiz. İman ederiz ki bundan eminiz ki bu kainattaki görünen bütün güzellikler yani şekil olsun, koku güzelliği olsun, tat güzelliği olsun, marifetullah'a götüren, tefekküre malzeme olan o güzellikler olsun. Mesela en güzel bir tanesi de marifet. Allah Allah bugün kimi çekiyor? Kestane mesela veya inci böyle bir yerdeydi falan. Yani ona uygun ayrı ayrı incire onu takmış, kestane koçanları şey yapmaya başlamış, kararmışta falan vardı şu. Yani ona uygun hepsine diyor ki kainatta görünen bu bütün güzellikler. Ama ayrışmıyor. Bütünleyici bir güzellik. Gözü çizmiyor. Yaprakla meyve. Rengi itmiyor birbirlerini. Mesela portakalla yaprağı. Armutla yaprağı. Ağaçla yaprağı. Diyor ki bu kainatta görünen bu farklı güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki. Şimdi mesela göz doktoru var. Ama kim gider ona? Bir de lazer ameliyatı yapacakmış. Kim gidip de gözlük alır? Ya bir saat alır mısın öyle abi? Köre gider misin? Araban var. Şimdi ama doğuştan ama bir adamı otokaportaya götürür müsün? Otoboya götürür müsün? Ama ya sopayla dükkana gelmiş. Tabancayla boya atacak. Ha, şimdi bu kainattaki o kızıl ağaç, gürgendir, kestanedir, karayemiştir, ısırdan oturur, şudur budur. Öyle bunlar, öyle güzel değil mi bunlar? Öyle bir güzelden geliyor ki, bu mütemadiyen değişen, bir de sabit değil. Değiştiriyor. Allah'ın değiştirdiği şeyler var, rüzgarla alt üst ediyor. Bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat, bütün mevcudatıyla, aynedarlık dilleriyle, bütün o tanımlayabildiğimiz sıfatlarıyla, bir de bütünlük içindeki dayanışması,
Mesela bulutun yeryüzüne yardımı, dünyanın dönüşü, eğitliği, güneşin ısı ve ışık vermesi, insana iştah konması, onu insanda anlam bulması için iştah verilmesi, insanına ihtiyaç olması gibi bu bütünsel özellikleri, bütün mevcudatıyla, aynadarlık dilleriyle, aynadarlık bu, sen orada gözüküyorsun. Yani şu, aynada sen gözüküyorsun. Şüphe var. Ağaçta da sen gözüküyorsun. İhtiyaç diliyle, güzellik diliyle, Allah'ı tarif etmek istiyorsun, tanımak istiyorsun ama malzeme lazım. Malzeme toplayacaksın ki Allah'a gideceksin merdiven gibi. Bunlar sana ayna. Kabak sana ayna. Elma, armut, ağaç, dereler ayna. Onunla Allah'ını tefsir ediyorsun. Başka hayatı anlamlandırıyorsun. Başka içsel alemine tefekkürle inkişaf ettiriyorsun. Bugün bir tanesi sormuştu böyle. Mesela tarikatta şey var. Evrat var. Yani amel var. Yani evrat, amel. Bir de teslimiyet var. Yürüyor. Ciddi bir soru bu. Ya dedi, ayaklı kütüphane adam hafız. Acayip bir Arapça hocası. Fakat televizyonlarda adam diyor ki diyor, bugün sonra, kabe azabı yok diyor. Bir merdisteydim de bugün. Ben de seyrediyorum. Şimdi bak, hafız, Arapça'da şey, bilmem Diyanet İşleri'nin ne teşkilatında ne vazife yapmış, ama hayatı böyle. İlim desen zirve. Dinle. Sahasında, hafızlıkta zirve. Ne söylesen ben şurada diyor. Arapça'da ve tefsirde falan Zemah Şerif şöyle demişti. Sekkaki de şöyle demiş. Gazali de şöyle demişti. Hegel de şöyle demişti. İlim de zirve. Ki en zirve şeytan. Hayat böyle. Allah Allah, hakikaten öyle. Ya bu ilim netice olsa istikamet yok. İhtine sırat ve müstakim. İlmimizi artır demiyoruz. İstikametimizi artır. Bizi istikamete koy. İlmimizi artır demiyoruz. İlim netice değil lazım. Öteki tarafa bakıyorsun, Kur'an okumayı bilmiyor. Almış tesbih. Tamam, namazında kılıyor. Almış bir tasavvufta, tarikatçı bir vatandaş. İstikamette bulunabiliyor. İstikamet. Bir nur talebesi. Ameli var. Evrat ameli var. O tarikatçının ameli var, iki şeyhine teslimiyeti var. Nurcunun ameli var, evradı var, ona teslimiyetin dışında bizde tefekkürü var. Tefekkür. Bizde tefekkür esen. Teslimiyet değil, tefekkür var. Şimdi bakıyorsun böyle istikameti bulmuş bu adam. Sonra şu soru geldi. Bu kadar dev insanların İçsel alemindeki bu kadar çapraşık virajlar olması onun neticesinde sıkıntılı. Ötekisi huzurlu. Rahat. Teslimiyeti. Rahat kafa. Mesuliyeti diyor. Sebebi ne? İlim malzemesi değirmene atılan mısır tanesine benzer. İlim. Beden yani kafa değirmen taşına benzer. Gar 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 gar. İlim netice olsaydı şeytan neticeyi bulurdu. İlim Allah'ın zatı sıfatı değil, sıfatı sıfatıdır. Taneye benziyor. O dima attığın zaman tefekkürle, arz, fakr, şefkat, tefekkür nurculukta. Der tariki nakşibendi Ahmet Çariçiz, terki dünya, terki hukma, terki esli, terki de. Onlarda da dört. Bu değirmen taşına onu attığın zaman una dönüşüyor. Una dönüşüyor. Netice oluyor. Adamın elinde ilim taneler var. Ya pişirirse işte bir o kadar yerse un yapamaz. Şey, ekmek olmaz. Demek ki alınan bilgi nurcu bunu aslına dönüştürüyor tefekkürle. Tefekkür edince ne oluyor? Tefekkür ben çalıştığım için söylüyorum sen. Tefekkür anında asla şeytan ve cinler olamaz.
namazda cinler ve şeytanlar musallat olur, beyin ve vesvese verir, unutturur. Namazda şeytan, cin gelebiliyor. Kandırıyor ya, rekatı kandırıyor. Tefekkür anında mümkün değil. Tefekkür anında içinde şeytan varsa tefekkür değildir. Olmadığı için tefekkürdür. Rabıta? Rabıtada eğer adabına ve usulüne olursa, şirk karışmasa, kontrol edebilirse, Rabbine aynadır. Şeyhim, liderim aynadır. Vesiledir diyor usta. Bu aynayı vesilelik cihetine sev. Çünkü nur oradan geliyor derse caiz. Ama kaynak, hakikattir falan derse ki öyle, öyle o zannetmiyorum olsun. O da. Ama dev adam köylü bir vatandaş kadar istikamet bulamamasının sebebi tarikatta doğru bir yere istikameti var. Nur talebesi ise ilmi bir hakikati, aldığı hakikati tefekkürle ona dönüştürmüş. İşte bu ders böyle bir şey. Şimdi bu malzemeler verdik. Hepinizin aleminde ne oldu bilmiyorum. 8 tane madde. Bu, niye buna girdim ben? Ve bu konuyu bugün seçtim. Biraz önce 8 tane madde Mısır'ın taneleriydi. Değirmeni atıyoruz. O ona dönüştürüyor. Biraz ileri atarsa bulgur. Biraz ortaya atarsa un. Daha dibe atarsa nişasta. Dönüştürüyor. Tefekkürümüze göre. Bazen bazı bir dersler bulgur seviyesinde oluyor. Diyor ki işte bu kainatta görülen bütün güzellikler öyle bir güzel dengeliyor ki bu malzemeleri şimdi de düşünüyoruz. Dağlara, taşlara gittiğimiz zaman Risale-i Nur dersi, dershaneden çıktığın zaman yaşadığın hayattan kopuk değil. Köye gittiğin zaman bu dersin hakikatini görüyorsun. Yani cami ile medrese ile içtimaya kopuk değil. Bu ders ta kendisi. Dağlara gittiğin zaman bunu kullanacaksın. Aa baksana ağaçların şu bütünselliğine bak. Diyor ki bu kainattaki görünen bütün güzellikte öyle bir güzelden geliyor ki 8 tane güzeli saydı. Bu mütemadiyen değişen, bir de sabit değil, değişen ve tazelenen kainat bütün mevcudatıyla, aynadarlık dilleriyle, varlığıyla, bir de seni tanımlaması. Bir, sana malzeme oluyor, Rabbini ifade ediyor. Buna aynadarlık diliyle o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder. Yani Allah'ı tefsir ediyor. Ne yapar Allah cemali? Tavsif ediyor, vasıflarını okutturuyor, sonra tarif ediyor. Tavsif mesela orada gözüken şekille, yamulevi, renkle yamulevi, şekille yasani, bu tavsif. Sonra tarif ne? Allah merhametli. O tavsif değil artık, daha latif. Çünkü ağaçların elleriyle uzatılan bir şey iki anlama geliyor. Ben sizi hiç sevmiyorum, nefret ediyorumun anlamı ve ben sizi çok seviyorum. Birinci sözde diyor ki, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. İlk önce mevcudat Allah'a tavsif eder, vasıflarını sana gösteriyor. Sonra, mesela bir vasıf daha söyleyeyim, çok köyde yaşadığımızdan hoşumuza gider. Allah kışın öldürüyor, yazın tekrar diriltiyor. Allah'ın nazarında diyor, İzninizi buraya toplayın. Vücut ve Adem iki tane menzil gibi. İki oda, bir oda, bir oda. Allah alıyor, vücut yapıyor. Sonra Adem'i yok ediyor. Bize görüyor. Yoktan alıyor, var ediyor. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Allah yoku var ediyor, varı da yok ediyor Muhammed. Allah o zaman nasıl bir Allah? Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amenü Velhu. Zatı sıfatından söylüyorum. Allah yokluktan da varlıktan da öteye bir vücudu var. Bu mevcut, mevcut değil ilmi kelamcılara göre. Şey vücut değil, mevcuttur. Allah vücuttur. Allah'ın vücudu nasıl bir şey? Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi, masaya benzemediği gibi masadan öncedir. Ben yaptım ama bana benzemiyor. Allah bunu yapıyor, yok ediyor. Yoku da var ediyor. Dolayısıyla Allah
hem yoktan hem de şu mevcuttan öteye bir şey. Başka bir vücut. Vacib. Bu mevcuda benzemiyor he? Vacib bir vücut. Vacib bir vücut. Nasıl vücut? Mevcudun dışında bir vücut. Şuna mevcut denilir. Madde cinsinden olmuyor. Allah madde cinsinden değildir. Yani özelliği kendinden olan. Mesela suya ıslaklık hariçten verilemez. Suyu kim ıslattı sorulamaz. Allah'a kim yarattı da sorulamaz. Çünkü zatı özel. Eğer suya bunu kim ıslattı sorulursa sorunun altında şu var. Aslında bu kuruydu da birisi ıslattı. Islaklık arizi bir sıfat. Sonradan takılmış ve kalmış öyle. Islak çamaşır gibi. Islaklık çamaşırın zatı özelliği değil. Hariçten yüklenmiş. Onun için çamaşıra denilir kim ıslattı ama suya kim ıslattı sorulamaz. Allah da zati sıfatıdır vacip olması. Kim yarattı sorulamaz. Suyu kim ıslattı sorulamadığı gibi. Mesela burayı kim ısındırdı? Ya sobadır ya güneştir. Ama bir kaynağı var sıcağın. Soğuk kaynağı yok. Suyun ıslatılamadığı gibi. Çünkü su ıslatılamayan olduğu için ıslatandır. Soğuk ise bir kaynaktan kaynaklanmıyor. Zatidir yani. Ama onu tanımlamak için ihtiyacımız var sıcak. Niye soğuk var? Niye soğuk var? Sıcak yok da ondan. Bu izah değil. Çünkü zatı özel. Su niye ıslak? Sorulamaz. Çünkü zatı özel. Şurayı da okuyayım. Kaç dakika oldu? Abi Fatih. 33. 33 dakika mı? 10 dakikada şey yapayım. Dördüncü nokta, bu da harika bir yer. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Ceset. Şimdi ölüye şahit olan var mı ölüm anında? Yok. Ölüm anında, sekeraptan? Yok. Olmuş musun? Olan var mı başka? Var. Çok o ya maşallah. Bak şimdi. Ya bir gözünü bir yere dikmiş. Hafız ben diyor ki, yemin ederek söylüyor ki gerek yok yemini. Var ya bizim tetarim hocam. Asım hocam. Ben diyor ağzını açtığı zaman yeşil bir duman gördüm. Muhiddin Arabi ruha yeşil diyor. Fusus hükeminde ruha yeşil diyor. Ondan sonra İmam-ı Rabbani ile birisi de var çok ruha kırmızı diyor. Onlara sana bir teşmanda mı diyorlar? Mecazmanen evet. Çünkü ruh maddi cinsin olmadığı için. Mecaz ama insana şöyle gözüküyor. O yani çıkan zatın halet-i rüyesine göre gözüküyor. Tamam. Evet. Kimisine evet. Siyah duman gözüküyor. Yok. Onu anlatmak için söyledim. Mesela bazen böyle şahit olursanız kırmızı gibi bir şey olur. Öyle bir Süleyman abi kırmızı gibi böyle helozonik bir şey olur. Ne bileyim şahit olursanız tabii Kur'an okuyan hocalar denk gelir. Bazen siyah olur, bazen yeşil olur vesaire beyaz oluyor. Şimdi insan öldü diyor. Öldü derken bu bedenden ayrıldı yani. Bu öldü diyor. Bu nereden öldüyse bu nasıl ölür? Buraya göre ölür. Demek ki ruh kurtuldu. Dünyanın adıyla öldü. Ruhun ruh merkezli konuşmadaysa ruh ölümden kurtuldu. Ruh dirildi ya. Dünya lisanında beden öldü. Ruh lisanında ruh kurtuldu. Hapisteydi kurtardı. Ruh canlandı. Evet. Şimdi un çuvalının içini boşalt. Yığılıp kalır. Onu doldur, şekil alır. Kap gibi, balon gibi. Aynı bir daha söylüyorum bu cümleyi. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Bir. İki. Lafız manaya bakar. Ona göre nurlanır. Konuşma var ya konuşma. Manaya mananın içerisine yüklenen manaya göre hayatlanır. Yoksa lafı güzaftır. Hiç kimse kale almaz. Nasıl anlarız bu insanı hayatlandıran lafız? Seni canlı tutar. Bazı sözler var ki, lafızlar ki seni çökertir hapishaneye sokar. Öldürür seni yani. Moralini bozar.
Yani bir laf der adam, 6 ay senin moralin bozulmasına sebebiyet. 6 ay ya! Bazı bir lafızla, bir kelamla senelerce seni canlı tutar. Seni çayıkaya çıkarır. Evet. Lafız, ağızdan çıkan kalıp, içindeki manaya göre nurlanır. 2 metri, 3 okuyorum. Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Bu cümle hakkında bir şey söyleyeceğim size. Hep derim böyle. Eskide de merak etmiştim. Beşer de merak etti okulda kal. Niye insan böyle, bu tipi var, burnu niye böyle? Başka şekilde olabilir. Armutun rengi niye böyle, papatya niye böyle, kedi niye böyle? Yani bu şekil, niye bu şekil? Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu şekli nereye göre yaptı? Benim şeklimi niye böyle yaptı? Abdülkadir'de farklıyım. Kolum başka şekilde olurdu. Havada %76 azot var, %21 oksijen var. Gramını almayız azottan, oksijenden alıyoruz. Eğer gram alsak teneffüs azottan, ki azot çoktur, hiç kimse acıkmaz. O zaman tarla marla değirmen olmaz. Niye bu sistemi değil, bunu tercih ettin? Eskiden hep merak ederdim. Bununla alakalı bir kitap söyleyeyim. Üstadın şu cümlesini teyit etti. Ne kadar mükemmel bir cümle. Japon bir bilim adamı, Kayashiki Hitoshima denilen adam, 438 sayfalık kitap yazmış. Suret nedir? Suret. Ustad bak bir cümleyle onun 438 sayfada izahı da yapamadığında, hakikaten ben baktığım için söylüyorum, muvaffak olamamış. Ustad diyor ki, suret, herkesin sureti, ağacın sureti niçin böyle? Arkadan öfürdüğün zaman niye bu şekil alıyor? Suret hakikata istinad eder, ondan kıymet alır. Yani benim suretim ruhtaki haletlere göredir. Aynası. Şeklim ise esmaya göredir. Hakikata dayanır. Hakaik eşyayı sabit etim esma ilahiyedir. Esmaya göre şekil alır, halet-i rüyaya göre suret değişir. Mesela namaz kılanın sureti, kılmayanın sureti, ehl-i sünnetin, şiaların, alevilerin, Rumların, Yunanların suretlerine bak. Mesela faiz yerin sureti, şey simaz. Mesela Allah Resulüne sormuş, ya Resulallah, hatırıma kaldığı kadar, Müslüman haram yer mi? Haram yer mi? Yiyebilir diyor. Yani yapabilir bir şey. Zulüm yapabilir mi? Yapabilir diyor. Hatta kafamda kaldı, zina yapabilir mi diyor. Yani olabilir mi? Yapar. Olmuş, düşmüş. Düşmüş yani. Sahabelerde de olabiliyor. Yapan da var. Olabiliyor. Peki yalan konuşabilir mi diyor? Olmaz. Asla. Yalanın tübesi. Sahabe bir tanesi gelmiş, altında var bir tane. Okudum. Ya Resulallah, kendimi bu günahtan kurtaramıyorum. Bana bir şey söyle ki Yalan günahtan kurtulayım, cennete gireyim. Zina. Sohbet mi? Hani adamlar pat diye hemen bayağı küpüne sokmuyorsun ki. Geldi şey, o pislik aleminde bir saat, bir 10 dakika durmuş. Sonra bir şey söyle ki demiş. Yani günde bir haftalarca, aylarca bir sahabe değil gelmiş. Bana bir şey söyle ki ben bu günahı işlemeyeyim, cennete layık olayım. Bana bir tane bir şey söyle. Çok iki tane istemiyormuş. Allah Resulü demiş ki yalan söyleme demiş. Tamam demiş, bu kolay. Çıkmış. Ulan o işi yapabilmesi için yalan söylemesin. Hakikaten öyle yani. Yalan söylemesin. Yalan. Mesela hangi yalan? İlle yalan bu. Geliyorum ama gelmedim. İlle lafız değil ha yalan. Fıtratına ihanet etmeyeceksin. Gözü bantlamak, göze yalan söylettirmek.